Yıpratıcı sinirin ikinci ve son kısmı piramitler arkadaşlar. Piramit deyince aklınıza ne geliyor? Piramit deyince Mısır'daki piramitler geliyor değil mi akla? Peki Evet. Mısır'daki piramitlerin özelliği ne? Tepede sivri bir nokta var. Bu sivri noktadan şöyle dağılıyorlar. Şöyle. Böyle böyle dağılıyorlar. Peki bu piramitlerdeki bu sivri noktalar için şöyle diyebilir miyiz? Bu dağılan noktalardaki şu yandaki çizgilere biz ana doğrular diyeceğiz. Tamamdır. Tabandaki şekline bakacağız. Tabandaki şeklin görüntüsüne göre konuşacağız. Şimdi birincisi bir piramidi tanımlarken tepede bir noktası olması gerekiyor. Tabandaki şekline göre konuşuyoruz. Mesela şu soldaki üçgen piramit, şu sağdaki örneğin beşgense beşgen piramit, dikdörtgense dikdörtgen piramit, kare ise kare piramit olacak. Burada en temel özelliği söylüyorum. Bu piramitlerin hacmini bulurken şöyle yapacağız. Hacim eşittireceğiz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür diyeceğiz. Bir daha söylüyorum hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür diyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi alan deyince de mesela şu üçgeni açarken de şöyle düşünün. Mesela kare bir piramit çizeyim bakın şimdi size. Bir kare piramit çizerseniz şöyle. Kare piramidin açık hali nasıl olabilir sizce? Var mı fikriniz? Çiçek gibi düşünün. Onu nasıl açarsınız? Şöyle ortada bir kare vardır. Hocam bir kare, yanlarda da işte üçgen. Yanlarda da dört tane üçgen vardır. Değil mi? Eğer bu piramit düzgün bir piramitse şöyle bir durum oluşacaktır. Şu yanlardaki üçgenlerin hepsi ikizkenar üçgen olacaktır. Yani şu gördüğünüz doğrular birbirine eşit olacaktır. Dik piramitse unutmayın, tamamdır. Peki bunun yanal yüzey nedir derse, yanal yüzey şu yandaki dört tane üçgendir. Taban yüzeyi ise alttaki karedir. Kare piramit ise. Peki. Şimdi bak ne diyor? Piramitte yan yüzey üçgendir. Piramidin tepe noktası çokgeni de piramidin tabanı denir. Ve tepe noktası. Piramitler tabanına göre isim alır. Piramidin tepesinden tabana aşağı dik gelen uzunluğa yükseklik denir. Ve hacmi nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi düzgün piramit ya da dik piramit dediğimiz piramit şudur. Tam şu T noktasından inen dik tam göbeğe iner. Anlaştık mı? Düzgün piramit derse şu T noktasından inen yükseklik tam göbeğe iner. Peki. Geriye kalan ıvır zıvırları geçiyorum. Mesela düzgün kare piramitle başlıyorum. Şimdi bir kere ben bunun hacmini nasıl bulacağım? Hacim neydi? Hacim taban alanı çarpı Taban yükseklik alanı çarpı bölü bölü 3. 3. Peki taban alanı dediğiniz şey şu karenin alanı. Şurada bir kare var. Peki bu karenin alanı ne? A çarpı A'dan A kare. Çarpı yükseklik dediğimiz şey ne? Şuradaki H. Bölü 3 diyorum. Anlaştık? Bir daha söylüyorum. Bunun alanı A kare yükseklik H. Demek ki tüm hacim A kare çarpı H bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Kabul? Peki Tabii. bunun alanını bulmak isterseniz alanı nasıl bulacaksınız? Önce şu üçgenin alanını bulmaya çalışacaksınız. Bakın şu üçgenin alanını. Bu üçgenin yüksekliği H üstü. Çarpı tabanı ne? A bölü 2. Peki bu üçgenden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Peki bir de taban kare var. Demek ki bunun tüm alanı tabandaki kare, yandaki 4 tane üçgen. Anlaştık? Peki efendim. Siliyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. Şimdi bizim kare piramitlerde ya da aslına bakarsanız genel piramitlerde gördüğümüz şöyle bir özellik var. Kesik piramit diye bir özellik var. Yani piramidin üstten kesilmiş hali. Piramidin üstten kesilmiş halini görüyorsanız aklına aslında klasik şeyler gelecek. Tales gibi. Şimdi ben buraya A desem, buraya B desem, buraya X desem ya da Y desem. A'nın A artı B oranı, X'in Y oranı Tales'tir. Bu benzerlik oranıdır. A bölü A artı B mesela. Eğer siz bunun karesini alırsanız, yani A bölü A artı B'nin karesini alırsanız, bu alanların oranıdır. Bu üçgenlerde geçerli olan benzerlik kuralıdır. Eğer siz bunun küpünü alırsanız, işte bu hacimlerin oranıdır. Yani A bölü A artı B'nin küpü hacimlerin oranıdır. Yani burada üç boyutlu olduğu için yeni gelen mantık bu. Hacim üzerinde konuştuğumuz için. Peki bakın bir örnek göstereyim. Mesela şöyle göstereyim. Buraya 5 diyeyim. Buraya 4 diyeyim. Ya da daha küçük sayılar vereyim. Bu kadar büyük sayıların küpünü almaya uğraşmayalım. Mesela şuraya 3 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. Bir kere size şunların oranını sorarsa A üssü B üssü ile AB oranını sorarsa benzerlik yaparsınız. 3'ün
kaça oranıdır? 5'e. Bölü 5. Yani şurası 3K'dır. Burası 5K'dır. İkinci olarak eğer siz bunun karesini alırsanız, K kareyi bulursanız, 9 bölü 25'tir. Bu da alanların oranıdır. Şöyledir. Maviyle göstereceğim şimdi bölgeyi. Şu gördüğünüz üçgenin alanı 9S'tir. Tüm alan ise, şuradaki gördüğünüz alan ise 25S'tir. Dersem olmaz. Çünkü bunun tamamı 25. Yani şu üst parça, şu üstteki üçgenin alanı 9 olduğuna göre 25'ten 9 çıkarıyorum. Şu alttaki yamuğa benzeyen alanı buluyorum. 25'ten 9 çıkarırsam ne kalır? 16S. Anlaştık? Güzel. Peki, şimdi bunlar, bak bunlar bizim için ne özellikleri? Normal bildiğimiz üçgen özellikleri. Şimdi asıl bizim yeni karşılaşacağımız şeye geliyor. Biz şurayı 3, burayı 2 yapmıştık. Şimdi benzerlik oranı K'nın 3 bölü 5'in küpünü alırsanız, bunun küpünü alırsanız burası ne yapar? 27 bölü 125. İşte bu 27 şu üstteki kristal yakutun hacmini 27 verir. Yanlış yazdım, özür dilerim. Burası parça olarak 27 hacimdir. Böyle düşünün, şu üçgen böyle teras şeklinde, böyle ne diyelim, hani Atatürk Kültür Merkezi'nin AKM'nin böyle çatısında var, şöyle üçgen şeklinde. Burayı alırsanız buranın hacmi 27 ve alttaki bölgenin hacmini bulmak isterseniz 125'ten 27 çıkarıyorum. Burası da 98 V olur. Anlaştık? Yani anlaştık düz hocam. Benzerlik oranı size Thales'ten oranları gösterir, üçgenin oranlarını. Benzerlik oranının karesi alanların oranıdır. Benzerlik oranı hacimlerin oranıdır. Peki efendim. Geçiyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Ben şimdi hem çizeceğim hem de görselini göstermeye çalışacağım. Ne diyor şimdi, soruyu okuyalım. Taban çevresi 20 santim ve yüksekliği 6 santim olan kare piramidin hacmi nedir? Kare piramit dediğine göre çiziyorum. Çiziyorum. Diyorum. Çizdik mi? Peki bu çizdiğimiz görüntüye göre bakalım, 75 diye cevap geldi. Şimdi burası 20 santim ise, bu da kare olduğuna göre şu dört kenar toplam 20 santim demek değil midir çevrede? O zaman 20'yi 4'e bölüyorum. Demek ki her kenar kaç santim? 5. Peki, şimdi bu düzgün bir kare dik piramit olduğuna göre bunun yüksekliği tam tabana inecek midir? Evet. Bu yükseklikte kaçmış? 6. Peki hacim neydi? Taban alanı. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Çok güzel. Peki taban alanı dediğimiz alan, şu karenin alanı değil mi bakın? Şu karenin alanı. Evet, 25. 5 kere 5, 25. Yükseklik zaten çarpı 6 bölü 3. Peki bölme hatası yapmış olabilir misiniz kızlar? Peki burası ne geliyor? 150 bölü 3. O da kaç geliyor? 50. Tamam. Anlaştık. Peki. Olabilir öyle şeyler. Geçtim. Şimdi şekilde verilen kare dik piramidin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi yüzey alanı dediği şey şudur. Etrafındaki şekiller, üçgenler, kareler filan. Tamam. Şimdi ilk önce. Peki ben bu yüzey alanını bulmak için ne yapacağım? Bu bir kere kare piramit olduğuna göre ilk şunu söyleyebilir miyim? Burası 10'sa burası da 10'dur. Kabul? Kabul. Peki 10 çarpı 10'dan şu kare piramidin alanı ne? Karenin alanı? 100. Şimdi tabandaki karenin alanı oldu. Şimdi yandaki şu destekler kaldı. Peki bu destekler 4 tane üçgeni göstermiyor muydu? Peki ben o dört tane üçgenin alanını da şöyle bulabilir miyim? Dengimi değiştireyim. T'den karşıya bir dik çeksem. Peki bu dik piramit olunca bu üçgen ikizkenar bir üçgen değil miydi? 13 ise 13. Burası 10 ise burası kaç? 5. 5. Doğru mu? İkizkenar bir üçgende inen dik, in yeri 2'ye böler. Peki bu 5 bu 13 olduğuna göre bu kaç? 12. Peki bu üçgenin alanı ne? TBC üçgenin alanı. Yükseklik 12, taban 10, bölü 2. Yani 120 bölü 2'den kaç çıktı? 60. Peki bu üçgenin alanı 60 olduğuna göre, yani bu üçgenden kaç tane var şu TBC'den? Bir burada var.
Bir önde var, bir solda var, bir arkada var. Çarpı 4 diyorum. Burası ne yaptı? 240. O zaman şunu göstermiş olduk mu? Yanda 4 tane üçgen var, bunların alanı 240. Altta bir tane kare var, bunun alanı 100. 100 artı 240 kaç yaptı? 340 birim kare yaptı. Aynen, doğru kızlar. Yani sorumuzun doğru cevabı ne? 340. Kabul? Kabul. Bak bir daha uyarıyorum. Çok kolay aslında. Tek yapmanız gereken yandaki üçgenlerin alanı, alttaki karenin alanı. Bu kadar basit. Şimdi bakalım ne diyor? Bir ayrıt 12 santim olan küpten köşe noktaları HKLMN olan dik üçgen piramit kesip çıkarılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi nedir diyor. Bir kere küpün hacmini bilerek başlamamız lazım. Küpün hacmi nasıl bulunuyordu? A küp. 12'nin küpü. Bence zor olan bu 12'nin küpü mü acaba? Bir de onu bulalım. 12 çarpı 12 çarpı 12. Yani 144 çarpı 12. Kaç yapar ki bu? 1440 yapar. Bir de 288 eklesek 1440'a. O da galiba sonu 8'li bir şey yapacak. Artı 8, 2, 7. 1728 gibi bir şey yapıyor. Ama bak şimdi şöyle düşünün. Bir elma parçası olduğunu düşünün. Bu elma parçasının hacmi 1728. Siz ondan bir ısırık alırsanız hacmi ne yapacaktır? Azalacaktır. Biz şimdi bu parçayı ne yapmamız lazım bu hacimle? Çıkarmamız lazım. Peki ben şimdi bu piramidin hacmini nasıl bulacağım? Çok kolay. Yapacağım şey şu olacak. Kenarlarına bakacağım. Şimdi bunun kenarı 12 santim değil mi şu kenarı? O zaman şurası 6. Şurası 6. Şurası da 6 değil mi? Peki ben bu piramidin çizimini şöyle göstereyim mi size? Bakın şöyle olmuş. Üstteki parça şöyle gelmiş. Peki bu dik piramit mi? Değil. Ama şu var. Piramidin hacmi bulmak çok zor değil ki. Piramidin hacmi neydi? Burada şuralar 6, 6, 6'ymiş. Hacim şu değil miydi? Taban alanı. Şu taban üçgen değil mi? Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? 6 çarpı 6 bölü 2. Peki çarpı yükseklik. Yükseklik gene 6. Bölü 3 olması lazım. Peki 2, 6, 3 birbirini götürürse ne kaldı? 6 kere 6. 6. Şimdi ben niye buldum? O köşeden ısırdığım parçanın hacmini buldum. O köşeden ısırdığım parçanın hacmi 36. Benim ana küp şeklimin elmamın hacmi 1728. O zaman ne yapmam gerekir? 1728'den 36'yı çıkarıyorum. Peki bu da kaç olacak? Herhalde şunlar olmayacaktır. Çıkarırsanız kaç gelecek? 1692. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Tamam mı? Hı hı. Anlaştık? Evet. Çok güzel. Peki, hadi bir tane de ben derinden. Bakalım. Diyor ki, yüzeylerinden üçü dik üçgen olan çekirdekli piramitte. Burası 17, burası 8 ise. Bir kere bir özel üçgen vardı burası dik olunca. 8, 17'nin üçgeni vardı. 15. Elde var 1. Peki burası 8, burası 10 olunca bu ne özel üçgen? Burası da kaçtır? 6. Peki hacmini soruyor. Peki ben bunun hacmini nasıl bulacağım? Şu üçgenin alanını bileceğim ilk önce. Hacim şimdi nedir? Bak tekrar söylüyorum. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Peki taban alanı, şu üçgenin alanı ne? 6 çarpı 8 bölü 2. Sonuçta dik üçgenin alanı ne? Yan kenarlarının çarpı yarısı. Peki yüksekliğimiz de belli. Yüksekliğimiz kaç? 15 bölü 3. Peki 2, 3, 6'yı götürdü. Elimizde geriye ne kaldı? 8 çarpı 15. Demek 8 kere 15 kaç yaptı? 120 yaptı. Bu da bize sorumuzun doğru cevabının ne olduğunu gösterir. Denizli olduğunu gösterir. Anlaştık mı acaba? Bu zor bir soru değil bence. Tek yapmanız gereken taban alanı çarpı yüksekliğe bakmak. Geçiyorum. Sıradaki soru. Hadi bakalım biraz daha karışık görünüyor. Diyor ki, piramidin hacmi 8 santimetre küp olduğuna göre prizmanın hacmi nedir diyor. Şimdi bakalım, düşünelim nasıl yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Buraya A diyelim, buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya B diyelim. Aslında bir şekilde yükseklikleri aynı olduğu için bir şey tahmin edebiliriz de, ben ilk önce size bir direkt yolunu göstereceğim. Yüksekliğe de C diyelim bence. Ya da C diyelim. Tamam. Peki o zaman şu da C mi?
Peki bana bu piramidin hacmini nasıl bulabileceğimi söyler misiniz? A çarpı B Ama yok. onlar şeyleri değil, kenarları değil. Evet değil. Şöyle yapabilir miyiz? Şu dikdörtgenin alanını buluruz. Bunu yükseklikle çarparız. Olur mu? Olur. Peki şunu iddia edeyim. Şu gördüğünüz dörtgenin alanı dikdörtgen kuralıdır. Şu tabandaki dikdörtgenin yarısıdır. Peki bu dikdörtgenin alanı ne ABCD'nin? Hemen söylüyorum. 2A çarpı 2B. Yani 4AB'dir. Peki buranın alanı 4AB ise şu kırmızı ile gösterdiğim bölgenin alanı nedir? 2 abi. Yarısı yani 2AB. O zaman şimdi ben piramidin hacmini buluyorum. Piramidin hacmini yazdım. B piramit eşittir diyorum. Yükseklik çarpı taban alanı bölü kaç? Bu kaçmış? 8. Peki bununla bu gider 4. 4 ile 3'ü çarparsanız demek ki ABC çarpımı kaçmış? 12. Şimdi bunu buldum. Peki şimdi şunu soruyorum. Prizmanın hacmi nedir diyor. Peki prizmaların hacmi şöyle bulunmuyor muydu? Uzunlukların 3'ünün çarpımıydı. Yani 2A çarpı 2B çarpı C. Çarpıyorum bakın şimdi. B prizma diyorum. Eşittir. 2A çarpı 2B çarpı C. Yani 4ABC. Peki biz zaten ABC çarpımı kaç bulduk? 12. 12 ile 4'ü çarparsanız kaç yapar? 8. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki ben bunu şöyle deseydim olur muydu? Yani normalde bir prizmanın hacmi şöyle bulunuyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Piramidin hacmi nasıl bulunuyor? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bir kere piramit otomatikman 3'te 1'i. Bir de şu alan yarısı. O zaman hem 3'te 1'i hem 2'de 1'i. Sayının hem 3'te 1'ini hem 2'de 1'ini alırsanız aslında onun 6'da 1'ini almış olmaz mısınız? Peki bize piramidin hacmini 8 verdiğine göre o zaman 6'da 1'i 8 olan sayıyı buluyorum. 6 kere 8, 48. Direkt böyle de söyleyebiliriz. Tamam. Tamam hocam. Kabul. Geçiyorum. Geçin hocam. Buyurun bakalım sıradaki soru. Hadi bize verilenlere bakalım. İstediği bilgiyi bulmaya çalışalım. Bakalım neler diyor. Şimdi diyor ki GH, GK'nın 3 katıdır. GH, GK'nın 3 katıdır. Şu, şunun 3 katıymış. Peki başka ne bilgi Buradan K3K. vermiş? Başka bilgi var mı peki? K3K da başka 1 bilgi var bölü... mı? Oran soruyor. Bence hiç burada şey yapmayalım. K kullanmayalım. Bence 1-2 falan diyelim. Bence burası 1 olsun. Burası da 2 olsun o zaman. Olur mu? GH3, GK1. O zaman burası da 3 olacak. Olur mu? Evet. Şimdi diyor ki A, B, C, D, E, F, G, F, H küpünün hacmi B1. İki biz burayı 3 aldığımıza göre. Burayı 3 aldığımıza göre. Bunun hacmi ne? 3'ün küpü küp olduğuna göre kaç? 27. Elde var 1. Tamam. Peki şimdi V2'yi bulmak istiyorum. V2 dediği şey ne? O, D, G, K piramidinin hacmi. Bak şimdi şu piramidin hacmi. Şimdi piramide dikkat edin. Piramidin tabanı burası. Peki yüksekliği neresi biliyor musunuz? Yüksekliği tam şunun göbeği. Şurası yani. Peki şimdi bu O noktası merkezse, bak basitçe şöyle düşünün. Şu yükseklik kaç birim? Şu uzunluğun tamamı. 3 birim. Peki bu O noktası ortada olduğuna göre şu yükseklik sizce ne kadar olacaktır? Bence yarısında olacaktır. Yani şurası şöyle gösterirsem 3 bölü 2 olacaktır. Kabul? 1 bölü 2 değildir. 3 bölü 2'dir. Çünkü şunun tamamı 3 birim ya. Anlaştık. Aynen öyle. Şimdi bak. V2'nin hacmini buluyorum. Tabanı şu üçgenin alanı değil mi? Bu üçgenin alanı ne? Dik kenarların çarpımının yarısı. Çarpı. Peki yüksekliği de 3 bölü 2 değil mi? Bak unutmayın. Yükseklik ne biliyor musunuz? Yere olan uzaklığı. Şimdi buranın tamamı 3 birimse orta noktanın uzaklığı ne kadardır?
3 birimdir. Peki piramidin hacmi dediği için buraya pay değeri ne yazmam gerekiyor? Bölü 3 yapmam gerekiyor. Bu işler gitti. O zaman cevap 3 bölü 4 geliyor. Şimdi soru bize neyi soruyor? V1 bölü V2'yi soruyor. Demek ki cevap 27 bölü 3 bölü 4. Kaç yapıyor 27 ile 3 götürdüm? 9. 4 kere 9 kaç? 6. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneği. Buraya 3 değil de sanki 6 ile başlasaydık daha böyle rasyonel olmayan sayılarla daha kolay yapardık. Öyle göstereyim isterseniz. Burası 2, burası 4. 2 katı olsa. Bu 6. Bu 6. Bu 6 olsa bunun hacmi ne? 6'nın küpü. B1. Peki buraya da 6 alsak. Yüksekliğin tam bunun yarısı olduğuna göre kaç birim? 3 birim. O zaman şurası dik üçgen. Şimdi şu piramidin hacmini buluyorum. B2'yi. 6 çarpı 2 bölü 2 üçgenin alanı çarpı 3 yükseklik bölü kaç olacak? 3. Bu gitti. Şu gitti. 6. Demek ki V1 6'nın küpü bölü V2 6. O zaman bölerseniz 6'nın karesi kaç? 36. Bazen işte sayıları alırken biraz daha böyle illa 1x ile almaya çalışmayın. Katlarını alın ki sorularda daha kolay sonuçlarla karşılaşın. Peki efendim. Geçiyorum. Hadi benzer bir soru. Olduğuna göre küpün hacmi BMKBC piramidinin hacminin kaç katıdır diyor. Hiç sayı vermemiş. O zaman biz kendimiz seçelim sayıları. Ne verelim? Bence buraya 1-1 verebiliriz. Evet. 2-2 verebiliriz. 3-3 verebiliriz. 6-6 verebiliriz. Ben 3-3 vermeyi tercih edeceğim. 3-3 veriyorum. 3'e bölünsün diye düşündüm. Soruyorum şimdi. Büyük küpün hacmi ne kadar yapıyor? 6'nın küpü 116. Şimdi bana şu piramidin hacmini bulabilir misiniz? Yükseklik 6. Piramidin hacmi neydi şimdi? Neydi piramidin hacmi? Sadece bunu ezberlemeniz gerekiyor. Piramidin hacmi ne? Taban alanı çarpı yükseklik 3. Bölü 3. Peki yükseklik kaç bakın burada? 6. Peki tabandaki alan şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı ne? 3 çarpı 3 bölü. Piramidin hacmi olduğu için burada formülde bir ne var? 3 var. Peki 1'e 3 6'yı götürdü. 3 kere 3 kaç oldu? 9. Şimdi küpün hacmini ne buldum? 216. Piramidin hacmini ne buldum? 9. 216'yı 9'a bölersem kaç yapacaktır? 3'e böl 72, 3'e böl 24. Demek ki küpün hacmi piramidin hacminin tam 24 katıdır. Tamam? Tamam. Güzel. Peki bakalım artık son iki soru. Ah yine karıncası. Geldi yine karıncalar. Ses ediyorum. Şekilde tabanı kare olan düzgün dik piramit verilmiş. A noktasından yola çıkan bir karınca piramidin yüzeyindeki K noktasından geçerek T noktasına varıyor. Al karıncanın alacağı en kısa yol nedir diyor. Şimdi bak böyle soru olduğu zaman böyle üç boyutlu düşünemezsiniz. Bunları iki boyutlu çizmeniz lazım. Bak şimdi şurada bir üçgen var görüyor musunuz? Bak şöyle. Bu üçgen aslında eşkenar. Eğik çizilmiş ama şöyle değil mi bakın? Eşkenar üçgen. Peki şurada da bir eşkenar üçgen var görüyor musunuz? Evet. Onun yanında şöyle bir yerde değil mi? Peki şimdi şunu soralım. Şurası T noktası. Karınca nerede? Şu A noktasında. Şurası kaç birim? 6 birim. Şurası 6 birim. Şurası 6 birim. Peki karınca nereye doğru yürümüş? Maviyle çizeyim. Tam böyle A'dan çıkmış L'ye doğru ortalamış bence şurayı. Yani şuralar 3'er birim bence. Böyle çizerseniz. Peki bu üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre şunu iddia edebilir miyiz? Şurası da 60 derece. Şurası da 60 derece. Diyebilir miyiz? Peki bizden bulmamızı istediği şey mavi yolu. Yani karıncanın gittiği yolu bulmak. O zaman bence şu yeşili gösteriyorum bakın. Şu üçgen bana yeter de artar bir. Şu üçgen. Biliyor musunuz şu üçgeni? Bu üçgendeki x'i bulmamız. Ben biraz daha güzel bir çizim yapayım. İyi izleyin şimdi. O yeşil üçgeni dışarıdan çiziyorum. Şöyleymiş. Şurası 3'müş. Burası kaçmış? 6'ymış. 6. Şurası 120 dereceymiş. Peki bize burayı soruyormuş. Böyle geniş açılı dik üçgen sorularında önce dikler dışarıdan mı çizilir?
Böyle çizilir bakın. Şu açı 120 derece ise sol tarafı ne olur şurası? 60. Şurası ne olur? 30. 30. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 3. 60'ın karşısı nedir? 3 kök 3. Peki ben şu gördüğünüz üçgende artık dikkenarları bildiğime göre x'i bulmak için ne yapabilirim? Pisagor yapabilirim. O zaman Pisagor yapıyorum. X'in karesi neye eşit? 6'nın karesi artı karesi. Peki buradan x'in karesi neye eşit? 36 artı 27. Peki buradan x kare neye eşit? 63. Peki 63 hangi iki sayının çarpımı olabilir kök dışına çıkarmak için? 7 kere 9. Peki 7 ile 9'un çarpımı kök dışına nasıl çıkar? 9 dışarı çıkar. 3 kök 7 olur. Yani sorumuzun hocam, doğru cevabı. Hocam 6'yı neden aldık? Çünkü Pisagor yapabilmek için şu uzunluğun tamamına ihtiyacımız var bak şuraya. Biliyor musun şu 6'yı almadık aslında. Şurası 6, şurası 3 kök 3. Bunu üçgenden yaptı. Kabul. Güzel bir soruydu. Zor bir soruydu. Kabul ediyorum ama güzel bir soruydu. Tamamdır. Güzel. Anladım kızım. Peki. Geçtim. Şimdi geldim sıradaki soruya. Yukarıdaki piramidin hacmi 12 santimetre küp olduğuna göre diyor. Şimdi bunun hacmi nasıl bulunacak? Bu arada BD ile de BC eşit demiş. Şöyleymiş. Ben buradan karşıya şöyle bir dik çizsem. Bir H desem. Peki bu inen H şöyle dik gösterirsem. Burayı ikiye böler değil mi? Buralar nasıl ayrılır? İki iki ayrılır. İki. Kabul. Peki ben bu piramidin hacmini buluyorum şimdi size. E hacim eşittir diyor. Yükseklik kaç? 3 çarpı. Taban alanında şu değil mi? H çarpı 4 bölü. Piramit olduğu için bölü 3 diyorum. Peki bu piramidin hacmini bize kaç vermiş? 2. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. 2. 2 ile de 12 gitti. Kaç kaldı? 6. Ben haçı kaç buldum şu anda? 6. Yani burası 6'ymış. Olur mu? Olur. Elde var 1. Peki şimdi gelelim ikinci tarafa. Peki Pisagor'u yapsam bak şimdi burası dik, burası 6, burası 2. İstesem şunu bulabilir miyim? 2 buraya x desem. X kare neye eşit? 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Doğru mu? Gerçi biz niye onu buluyoruz ki? Ona ihtiyacımız yok. Bize nereyi soruyor? İstesek buluruz. AC'de üçgenin alanını soruyor. O zaman bize buna ihtiyacımız yok. Bunu silelim. Bak şöyle yapalım. 3 boyutlu olduğu için onu görmemiz önemli. Ben şimdi tutup şöyle bir şey yapsam. Şunu şöyle birleştirsem. Pisagor'dan, şu üçgenin Pisagor'undan şu yeşil çizgiyi bulabilirim. Şurası da dik nasıl olsa. Şöyle bir kural yok muydu? Burası 3, burası 6 olunca burası 3 kök 5 oluyordu. Hatırladınız mı? Dik üçgende. Peki şimdi soralım. Şöyle güzelce bir boyayayım o üçgeni. Şuradan boyasam. Şu üçgenin alanını bulabilir miyim artık? Yükseklik kaç? 3 kök 5. Taban kaç? 4. O zaman istediği alanı buluyorum. 3 kök 5 çarpı 4 bölü. Yani bunlar giderse kaç gelecek buradan? 2 çarpı 3 kök 5 kaç yapacaktır? 6 kök 5. Yani sorumuzun doğru cevabı ne? 7.